Kaç kişidir öldürülen Yeniçeri sayısı? 10 binin üzerinde olduğu söyleniyor. O değil mi? Yani şöyle, tabii şu var, bir de şunu söylemek lazım. 1826'daki vakaya hayriye denilen hadisede bütün Yeniçeriler öldürülmüyor. Bir kısmı saklanıyor. Yeniçerilerin daha sonra iki defa daha şeyi vardır, isyanı vardır. Yani o kıyıya köşeye saklanmış Yeniçeriler şeyi yakmışlar. Mesela o İstanbul Üniversitesi'nin oradaki yangın kulesini falan yakmışlar. Evet. Hatta, hangi sene? Yani isyandan sonra. 27'de olabilir. Yani 1-2 sene sonra. Mesela şeyi var. Bu Rami, şimdi toptancı şey oldu. Rami, o eskiden kıştaydı orası. Evet. Mesela 1827-28 Rus Savaşı'nda 2. Mahmut sefere gitmek istiyor. Fakat bu ilginç. Sefere gidiyorum diyor. Uğurlanıyor. Dualarla kışlaya gidiyor. 2 seneye yakın kışlada kalmış. Şimdi Yüksel Çelik'in, sen de tanıyorsun, bizim Marmara'da bir arkadaşımız. O bir araştırma yapıyor. Bu kışta üzerine bir kitap hazırlıyor. O çok ilginç bir şey. Orada bulduğu şu kanaatte biraz da. Biraz da diyor kendini güvenin altına almak istiyor. Çünkü diyor Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırılmış olmasına rağmen diyor. Hala ortalık sakin değil. Ne olur ne olmaz diyor. Çok ilginç bir belge bu. 2 sene kışlada mı kalmış? 2 sene kışlada kalmış. Asker elbisesi giymiş. Yani sefere o da öyle sefere gitmiş. Çok ilginç bir belge buldu mesela. Onu kitapta değerlendirecek. Şimdi Kadir Gecesi padişah camiye gitmesi lazım. Fakat Rami bugün İstanbul'un göbeği ama o zaman uzak. Şey oluşuyor. İstanbul'a gelene kadar adamı keserler. Yani şimdi diyor ki Kadir, çevremdekiler diyor, Kadir Gecesi'nde teravih namazına gitmem gerektiğini söylediler diyor Şeyhülislam'a. Yani bu mecburiyet midir diyor. Yani mecbur. Farz mıdır diye mi soruyor? Ha, değil midir diyor. Tam tersidir diyor Şeyhülislam. Aslında diyor bu bidattır diyor. Yani aslında normalde diyor cemaatte kılmamanız lazım diyor. Mahmut da diyor ki ben de bunu biliyorum ama diyor millete nasıl laf anlatacağız? Padişah Kadir Gecesi'nde teravihe gelmedi diyecekler diyor. Yani çok ilginç. Ne yapmış? Orada kalıp savaşı oradan takip ediyor. Hayır, teravihe gitmiş mi? Teferruatını bilmiyoruz. Yani şu an ondan sonra muhtemelen gitmedi. Acaba hangi seneye geliyor o? Letaif Ennur'un var mıdır? Bilmiyorum. Yani Yüksel onu kitap yapınca çıkar o. Da altın üstünü bulur. Bu tabii şey enteresan. Yani devlet orada biz zannediyoruz ki 1826'da Yeniçeri Ocağı ortadan kaldırıldı. Her şey güllük gülistanlık oldu. Öyle değil. Ya siz nasıl kaç asırlık bir ocak? Ya ben şeyi hatırlıyorum, bu bir iki makale yazdılar. Hamiyet Sezer'in herhalde. Taşla'da mesela. Nasıl? Taşla'da mesela, Tokat'ta Yeniçeriler var. Her yerde var. Bütün kahveleri falan yıkılmış adamdan. Takip edilmiş ama bu insanları tamamını öldürmediniz siz. Yani bunlar yaşıyorlar. Yani bunlar ve toplum tarafından dışlanmışlar o dönemde. Ama bunlar da belli bir ölçüde bir kısmı da şey anlıyor aslında, bunlar modern orduya anlıyor. Tamamı ortadan kaldırılmıyor. Şey enteresan tabii mesela. Yeniçerilerin en fazla olduğu dönemde sayıları kaç? Ya şimdi en, aslında şöyle diyelim, Yeniçerilerin değil de devletin devlet olduğu, kuvvetli olduğu, ordunun kuvvetli olduğu dönemde sayılar bundan 12 bin civarında Kanuni döneminde. Yeniçeriler. Yeniçerilerin. Ama ondan gerisi... sonra 60 bini geçiyor. Tımarlı sipahiler var. Yani ama mesela 17. yüzyılda ocağın artık savaşlarda eski gücünü icra etmediği dönemde 60 binin üzerine çıkabiliyor sayılar. Çünkü şey var. Tabii bir de şey yok elimizde. Şey var, şey yok. Evet, Yeniçerilerin evrakı yok. Önemli evet. Bir kısmı kayıp. Yakılmış, kayıp değil de. Yani düşünsene. Basmışlar. Yeniçeri, hayır, esami denilen bir hadise var. Yani Yeniçerilerde kaydın varsa, Osmanlı'da böyledir. İlelebet o hakkı savunabilirsin. Devlet bundan çoğu evrakını, defterini yakmış. Yakılmasa Osmanlı arşivi ya bugünkünden kat ve kat zengin olurdu. Yani dünyanın malzemesi. Yüz binlerce insanın maaş defteri, tayin evrakı, diğer hadiseler, arzları, dilekçeleri vesaireleri tamamını yok etmişler orada. Tabii biliyorsun Yeniçeri mezar taşları konusunda da bir tartışma var. Yeniçeri mezar taşları yok edildi mi edilmedi mi diye. Necdet abi Necdet işte bu yanlış diyor mesela. Mesela genelde söylenen oydu, Yeniçeri mezar taşları yok edildi diye. O klasik Yeniçeri diyor subaylarının mezar taşları arandığı için diyor bulunamıyor diyor. Ama hatta o bir kitap da yayınladı. Ufak kitapçık da yayınladı. Biliyorum yani, yalnız neyse. O ayrı bir konu, onu tekrar evet. Konuşuruz. Çünkü bazı ülkelerde Yeniçeri mezarlıkları hala duruyor.
aşağıda. Ve oradaki taşlar bizde yok. Tabii, şey bulmuştu. Bak yarın Yusuf Hoca'ya sor. O bilinmeyen bir Yeniçeri mezarlığı buldu. Nerede? Kocaeli taraflarında.